Merhaba arkadaşlar, kanalım Chale Doğa'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avengers Endgame filmini inceleyeceğiz. Bu ilk video spoilersız olacak. Bundan sonra bir video da gelecek, onda da spoilerlı bir inceleme yapacağım. O yüzden bu ilk videoyu filmi izlemediyseniz bile gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Filmin konusuyla başlayalım. Filmimizin konusu Infinity War'da çok sağlam bir tokat ve dayak yiyen kahramanlarımız evrenin yarısının katlolması, toza dönüşmesinin intikamını almak istiyorlar. Adı üzerine Avengers bunlar. O yüzden İntikam almak peşindeler ve planları da Thanos'un elinden taşları geri alıp her şeyi eski haline çevirmek. Yani artık bu spoiler'a girmiyor çünkü fragmanlarda da gözüktü. Kaptan Marvel'ın da ekibe katılmasıyla galakside daha güçlü bir hale gelip daha rahat Thanos'u aramaya başlıyorlar vesaire bilmem ne. Filmin genel olarak konusu bunun üzerinde kurulu. Yani Infinity War sonrası yaşananlar ve Thanos'tan intikam alma. Her şeyi de geri getirme, işleri düzene koyma. Yani video spoilersız olacağı için çok fazla bir şey değinmeden geçeceğim. Filmin senaristlerine gelelim. Filmin senaryosunu Christopher Markus ve Stephen McFeely kaleme almış. Zaten ikisi MCU filmlerine yabancı değiller. Winter Soldier'dan Infinity War'a, Thor Dark World, Captain America First Avenger şeklinde daha birçok filmin de gene senaryosunda yer almış ikili. Yani o yüzden MCU'yu biliyorlar. Senaryoda o yüzden birkaç ufak tefek benim düşündüğüm hata dışında veyahut da mantık hatası veyahut da kafama oturmayan şey dışında bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Senaryo gayet başarılı. O tarz şeylere de spoilerlı videoda değineceğim. Şu an onlara o yüzden girmiyorum. Filmin yönetmenliğini ise yine Russo kardeşler yapıyor. Russo kardeşler biliyorsunuz Captain America Winter Soldier'dan beri, daha sonra Civil War, Infinity War ve en son Endgame'i yönettiler. Bu sanırsam bir ara öyle bir açıklamaları vardı. Marvel Sinematik Evreni'ndeki son yönettikleri film olacak. Bundan sonra farklı janralarda ilerlemek istiyorlar artık. Çizgi roman filmi bir daha çekerler mi bilmiyorum ama açıkçası Winter Soldier hala benim için en iyi MCU filmi ama bu film de çok iyi olmuş. Farklı görüşlerim olsa da Yiğit'in hakkını Yiğit'e teslim etmek lazım. Ben bu filmi beğendim. O yüzden yönetmenlerin başarılı bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ki Russo kardeşler sanırsam MCU'daki en özel yönetmenler. Yani ne bir James Gunn, ne bir Taiki Waititi, ne bir John Favreau belki bir ihtimal. Hani yani Ryan Coogler falan hiçbir onun yerini tutamıyor gibi geliyor. İkisi gerçekten genel MCU'nun dışında filmler çekmeyi başardılar. Daha birçoğuna göre daha iyi kaldılar. Bu filmde de yine kendi tarzlarını ortaya koymuşlar. Filmin oyuncuları dersem yani bu video alır başını gider. Çünkü öyle ya da böyle MCU'da gördüğümüz herkes bir şekilde yer alıyor filmde. Ama 10 saniye, ama 5 saniye, ama 1 saniye herkesi görüyoruz neredeyse. Yani arada kaçırdığım biri var mıydı emin değilim ama ben böyle bir kes bir daha bir filmde olur mu çok emin değilim. Muazzam bir o yönde çalışma var. Hani her birinin oyunculuğunu değerlendirecek değilim ki zaten hepsi kalbur üstü oyuncular. Hani ve çok uzun senelerdir bu karakterlere can veriyorlar. Belli bir gelişim gösterdiler bu karakterlerle, karakterlerin gelişimiyle. Bu filme de onu başarıyla yansıtmışlar. O yüzden oyuncular üzerine durmayacağım. Ama hani oyunculardan bahsetmek gerekirse tüm MCU'daki oyuncuları göreceksiniz öyle söyleyeyim. Filmin müzikleri Alan Silvestri yine yapıyor. Ta ilk Avengers filminden, hatta Captain America First Avenger'ın galiba müziğini de o yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir Avengers teması yazdı ve bunu besteledi. Tüm filmler boyunca dinledik bir şekilde. Ben çok seviyorum o müziği. Burada da gene ufak tefek dokunuşlarla bu film uyarlanmış ve hiç sırıtmayan gayet güzel bir film. Yani takım filmlerine uygun bir müzik. Filmin müzikleri yani çok başarılı. Hani soundtrack bazında da güzel müzikler var ama kendi tema müziği gerçekten mükemmel. Alan Silvestri yine bu filmde de kendi kalitesini göstermiş. Filmin görsel efektleri çok başarılı. Yer yer arka planlar aşırı derecede böyle blurlanmış vesaire, hani kapatılmaya çalışılmış. Sebebini bilemiyorum. Odaklamayla ilgili bir sıkıntı ben mi yaşadım sinemada, hani emin değilim, IMAX'te izledim filmi ancak onun dışında görsel efekt olarak gerçekten çok başarılıydı film. Hani bütçesi vesaireyi düşündüğünüz anda başarılı olmasını bekliyorsunuz zaten. O yönden kesinlikle tatmin ediyor. Filmin diğer genel havasını düşünürsek yine MCU'daki birçok espriye şahit olabilirsiniz. Kimisi çok güldürüyor ama kimisi de çok yersiz. Gerçekten olmasa da olur dediğim anlar oldu. Hani espri güzel ama gerçekten bazı yerlerde tadı bozuyor. Filmdeki ilerleyişe bence sekte vuruyor. Bu filmde de çok çok kaliteli, beni gerçekten böyle karnımı ağrıtacak kadar güldüren espriler vardı ama bazı yerlerde de hani ekrana boş boş bakmamı sağladı. Hani niye yaptınız bunu ya, ne güzel gidiyordu sahne dediğim espriler de oldu. Filmin hani genel yapısıyla ilgili bunları söyleyebilirim. Yine filmde konuşacak olursak Marvel Sinematik Evreni'ndeki birçok sahneyi, eski filmlerdeki sahnenin arka planını, devamını vesaireyi bir şekilde gösteriyorlar. Ama flashback, ama başka şu türlü hani. Ve çok farklı küçük detaylar görüyorsunuz. Hani arka planda ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri görüyorsunuz. Onları izlemek de gerçekten bu yönüyle güzeldi.
Son olarak yani spoilerlı videoda bunlara iyi kötü gireceğim. Ama film bana sorarsanız birçok ihtimale açık kapı bırakarak bitti. Herhangi bir şekilde net bir şey vermedi bitirişinde. Tabii ki net verdiği şeyler var ancak yine de bence bize net gösterirse de bazı şeyler o kadar net değildi. Hani sonuçta çizgi roman janrasından bahsediyoruz. Her şey değişebilir her an. Bunlara dediğim gibi spoilerlı videoda gireceğim. Şu an girmiyorum. Filmi spoilersiz olarak incelemem gerekirse sadece bunlardan bahsetmek istiyorum. Filmi gidin görün, izleyin mümkünse sinemada izleyin. Sakın internete düşsün, DVD'si çıksın, Blu-ray çıksın vesaire diye beklemeyin. Sinema filmi sinemada izlenir. Gayet güzel bir filmdi. Hatta imkanınız varsa gidin IMAX'te izleyin derim. Çünkü o görselliği yaşamak lazım. Ben yaşadım. Hatta tekrar yaşamayı planlıyorum. Hani bir kere yetmedi galiba. Benim filmle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Lütfen aşağıda spoilerlı herhangi bir yorum yapmayın. Yapacaksanız da daha sonra gelecek olan spoilerlı videoma saklayın onları. Ki en azından izlemeyenlere karşı bir saygımız olsun. Onun dışında genel manada sadece beğendim beğenmedim veyahut da bu tarz benim konuştuğumda atıyorum ben müziğini beğenmedim gibisinden bir şey demek isterseniz de aşağıda yorumlarda beklerim. Onun dışında kanalıma abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.